do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com um passo bem show. Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com um passo bem show. Mata. Yurdunu sikim o zaman senin, ülkeni, bayrağını, şehitlerini. Olmayan vatan milletini sikim. Videoya başlamadan önce engellediğim insanların isimlerini sayayım. 1. Tarık Paşa. 2. Joadis. 3. Eren Dündar. 4. XEP3. 5. Can Demir. 6. Lega. 7. Anamın amına. Tabii ki de şakayı kesip olayları kanıtlarıyla anlatacağım. Akrep oyunda aldı bir arkadaşım vardı. Kendisi genellikle oyun videoları ve kimseye karışmayan bir çocuktu. Keşke öyle olsa. Akreple Sefa Tunç olaylarıyla tanıştım. Kendisi Sefa Tunç'tan şikayetçiydi. Ben de yardıma geldim. Tabii Sefa Tunç Akreple büyük kavga etti. Ama sonra barıştılar ve her şey yoluna döndü. Demek isterdim. Aslında barışmış gibi davrandılar. Akrep ise hala Sefa'nın eskiden yaptığı hataları ifşa ediyordu ki zaten özür diledi. Peki neden Akreple aram kötü oldu? Birkaç gün önce Akrep Yılmaz adlı bir arkadaşının bilgilerini public olarak sunucuda yayınladı. Şaka da olsa. Tabii ben de public sunucusunda bu bilgileri atmasına şok oldum. Akrep'e neden yaptığını sorunca arkadaşının Minecraft'ta dolandırıcılık yaptığı için bilgileri public sunucusunda yayınladığını söyledi. Ama Akrep benim için test yaptığını belirtti. Sizce ben buna inandım mı? Hayır, inanmadım. Akrep sunucusunda Yılmaz adlı arkadaşının bilgilerini attı. İster sahte olsun ister gerçek olsun yine de böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Kardeşim, o zaman herkes şakasını arkadaşının bilgisini alsın. Oğlum, siz sanal mafya mısınız lan? Hangi ay hatırlamıyorum fakat biz canlı yayında Mozart'ın bilgilerini göstermiştik ve ben bu olaydan sonra özür dilerim. Zaten biz bilgileri polislere verdikten sonra arkadaş bir gün sonra yakalandı. Anasını sikeyim. Peki özür dilediğim halde Akrep ne yaptı biliyor musunuz? Beni videoda panelci gibi gösterdi. Kardeşim, ne konuşulacak? Hayır, bana şimdi şunu açıkla. Seninle artık ne konuşayım yani? Resmen arkadan vurmuşsun beni. Bir de gelmişsin bir saattir yalan konuşuyorsun kanka. Diyorsun ki öyle böyle. Ama hayır. Bir dakika, ama o anlattıklarım doğru bu arada. Ama evet, görüntü olayı ve aynı zamanda sunucu link olayı kanka benimle alakalı bir şey ama olayda çünkü zorlama vardı. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor kankacığım sence? Kanka sen eğer bak bir şey diyeceğim kanka. Sen böyle bir zorlama yaşıyorsan bu heriflere engeli basmalısın. Bakın dostlar, bu bilgileri Başo ve Çamkuel de benim gibi yaptı. Başka bir yazılımcıdan aldı bakın. Onun eski canlı yayınlarını izleyebilirsiniz. Adam canlı yayında diyor ki, kardeşim diyor, sen benim diyor bu bilgiyi nasıl aldığımı nereden bileceksin diyor. Yani burada açık açık diyor ki biz bunu başka bir yazılımcıdan aldık diyor. Yani bu bilgiler Çamkuel'e ya da Başo'ya vahiy inerek gelmedi. Biz de aynısını yaptık ama yayında göstermemiz yanlıştı işte. Bu konu da zaten tekrardan ve tekrardan özür diliyorum. Videoda bana gösterdiğim Zeki yani Killer arkadaşıma iftira atmıştı Akrep. Canlı yayında Allah'a küfür ediyor diye. Peki kim mi Allah'a küfür etti? Hadi izleyelim. Mike, adam akıllı konuşuyor mu, cevap ver. Zeki Allah'a küfür etti mi etmedi mi? Allah'ın ah bak işte. Bak bak. Al bak, bu etti a**ayım. Bak bak, bu etti bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Akrep, senin kuracağın arkadaşlık grubunu bak kaçtı kaçtı. Bak kaçtı bak. Sesten kaçtı bak. Senin a**ayım ben ya. Dur. Senin ananı hadi anlıyorum. Videoda hep kendimi ezdim. Zeki abi Mozart hapishaneye tıktırmak için bir kere panel kullandı. Hadi biz o bilgiyi canlı yayında gösterdik. Hadi biz hata yaptık, ben onu anladım. Akrebin ne boklar yediğini öğrenmek ister misiniz? Ben Antalya'da yaşarken o zamanlar panelcilerle çok uğraşıyordum. Ananı s***im.
Ya Kerem senin amın. Ya Kerem aradı şimdi, tamam mı beni? Bak çarşıya ne zaman geleceksin dedi. Ben de dedim ki kardeşim dedim seni panaycı zannettim. Tam dedim ses kaydı alıyordum. Allah belanı vermesin dedim. Her neyse konumuza geri dönelim. Babam anlatmıştı. Biz eskiden Antalya'da oturduğumuz zamanlarda olmuştu. Ben yatakta uyuyorum, tamam mı şimdi? Babam ise içeride oturuyor. Sabahın biri mi iki mi şimdi tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey işte. Neyse babam salondan kalktı. Benim odama geldi. Tanımadı bir numara, benim telefondan arıyor. Neyse işte babam dedi. Alo kimsiniz? Adamla böyle konuş. Miraç, aşkım, bebeğim, canımın içi. Babam zaten böyle bir ses duyunca panelci olduğunu anladı. Babam ise şöyle bir cevap verdi adama. Ulan a*** kodumun çocuğu, canın ya mı istiyor deyince adam da abi kusura bakma yanlış numara dedi. Aga hiç unutmuyorum, bir de şey vardı, Antalya'dayız tamam mı? Ben evde normal normal oyun oynuyorum. Babamı aramışlar çocuğunuz balkondan aşağı atladı diye. Tabi eski evimiz balkonu acayip büyüktü. Neyse işte annem koşa koşa Miraç Miraç diye beni arıyor evde. Sonra geldi. Ya hiç unutamıyorum. Annem dedi ki sen balkondan aşağı atlamadın mı? Ya anne ne atlaması, CSGO oynuyorum dedim. O da bana babanı aradılar çocuğunuz balkondan aşağı atladı diye. Babama söyle onlar panelci, haberin olsun dedi. Ondan sonra babam beni aradı. Oğlum dedi sen niye milletin işine karışıyorsun dedi. Baba dedim arkadaşlarıma yardım etmedi dedi. S arkadaşlarını beni aradılar çocuğunuz balkondan aşağı atlıyor diye. Bir de bu olaylar oluyorken babam müşteriyle ilgileniyordu. Siz düşünün yani, sinirlenmesinde kesinlikle hak buluyorum. Kardeşlerim umarım siz de bir gün bu yaşadığım şeyleri yaşamazsınız. Ben yavaştan kaçıyorum. Bu arada yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyup kalp atıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben adalet için yürüyen eleştiriniz. Hoşça kal dostlar. Halkın gözyaşlarını